Uzman diyetisyen Gamze Arsal, çalışan kadınların nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğine değindi. Arsal, kadınların diyet yapabilmesi için püf noktaları FRT TV aracılığıyla anlattı. Size bugün çalışan kişiler nasıl daha sağlıklı beslenebilir, bundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki sabah kalktınız, kendinizi işe hazırladınız, çocuklarınızı okula hazırladınız, belki onlara bir kahvaltı hazırladınız, sonra da apar topar evden çıktınız ve işe gittiniz. Kahvaltı yapacak vaktiniz olmadı ve iş yerinde simit, poğaça, çay kahvaltınızı geçiştirdiniz. Daha sonrasında öğle yemeğine kadar belki bir çay kahve içtiniz. Öğle yemeğinizde iş yerinizde çıkan bir tabur dot yemekten çorba, pilav, makarna, ana yemeğimizden yedik. Öğleden sonra yine bir çay kahve içtiğinde belki bir tatlı yediniz, belki bir gofret, belki bir abur cubur yediniz. Daha sonra da eve geldiniz. Yine koştur koştur yemek hazırlığı, bulaşıklar, çocuklar, ödevler falan filan derken kendimizi tamamen ihmal etmiş olduk. Çok sağlıksız beslenmiş olduk ve günümüz böylece geçti gitti. Gün boyu şekerimiz dengesiz olduğu için bu sefer akşamda da bu şekeri tamamlama ihtiyacı duyduk. Ne oldu? Bir çay demleyelim, yanına biraz da tatlı ekleyelim, belki meyve, belki çerezler derken yine sağlıksız bir şekilde günü devam ettirip de gün tamamen bitmiş oldu. Gün boyu sağlıksız beslendik, gün boyu hareketsiz bir gün geçirdik. Bu da size tanıdık geldiyse eğer, şimdi beni dinleyin. Birincisi, öncelikle birkaç tane farklı madde söyleyeceğim size. Bunlara dikkat ederek çok daha sağlıklı bir şekilde beslenmeniz mümkün. Bunları gözünüzde hiç büyütmenize gerek yok çünkü hepsi sizin için çok pratik şeyler olacak. Birincisi, günün ilk öğünü kahvaltı. Kahvaltı gün boyu kan şekerimizin üzerine etkisi olduğu için çok çok önemli. O yüzden sağlıklı ve yeterli bir kahvaltı mutlaka yapmamız gerekiyor. Kahvaltı seçeneklerimiz neler olabilir? Birincisi süt, yulaf, meyve olabilir. İkincisi haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, yanında yeşillikler olabilir. Üçüncüsü ise çavdar ekmeği arasında peyniri bir tostunuzda hazırlayıp yanınıza alabilirsiniz veya evde de yapabilirsiniz. Daha sonrasında öğle yemeğine kadar bir kahve arası verdiniz. Diyelim ki eğer bu kahvaltıyla öğle yemeği arası 3 saati geçiyorsa mutlaka bir ara öğününüz olsun. Bu ne olabilir? Kahvenin yanında bir kuru kayısı, bir ceviz yeterli olacaktır. Sonra öğle yemeğinizde evet tabur dot yemek çıkıyor zaten diyelim ki. İllaki evden her gün yemek taşımanıza gerek yok. Sizin için de pratik olmasını istiyorum ki uygulanabilir olsun, sürdürülebilir olsun. Daha sonra öğle yemeğinizde çıktı tabur dot yemeğiniz. Çorbalardan kesinlikle almıyoruz. Neden? Çorbaların içine hem un koyuyorlar hem de margarin koyuyorlar. O yüzden çorbadan uzak duruyoruz. İkincisi, ana yemeğimizden alalım mutlaka. Ama burada da susuz almaya özen gösteriyoruz. Yani normal bir kuru fasulye yemeğimiz çıktı, patlıcan yemeğimiz var. Aynı yemekten alabilirsiniz ama yemeğin suyunu süzerek tabağımıza koyuyoruz veya yemeği çatalla da yiyebilirsiniz. Böylece yağ miktarını minimum almış oluyoruz ve kalorisini de yarıdan alta düşürmüş oluyoruz. Diğer maddemiz pilav makarna. Pilav makarnadan uzak duruyoruz. Arada bir belki bulgur pilavı olabilir. Sonra yoğurt ve salatalar, bunlardan her gün çıkıyorsa her gün alın mutlaka. Salatada sadece dikkat etmeniz gereken şey zeytinyağı miktarını az ekleyelim, limon ve sirke koyabiliriz. Nar ekşisi kesinlikle yok. Hele de hazır nar ekşisi sosuysa kesinlikle olmasın. Son olarak da ekmeğimiz beyaz ekmek kesinlikle olmaz. Ama tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği bunlardan varsa eğer 1-2 dilim olarak yiyebilirsiniz. Eğer çıkmıyorsa da yanınızda götürün. Böylece daha uzun süre tok tutmanıza yardımcı olacaktır. O bakımdan ekmekle birlikte öğle yemeğimizi tamamlamak çok çok önemli. Sonra öğleden sonra eskiden belki bir abur cubur yerken şu an kan şekerimiz daha dengeli bir şekilde o saate kadar, saat 3'e kadar geldiğimiz için öğleden sonra zaten çok fazla canınız bir şey istemeyecek. Ama siz yine de ara öğününüzü yapın mutlaka. 10 tane badem ya da fındık yiyebilirsiniz, yanında bir bitki çayı içebilirsiniz. Veya 2 tane ceviz, 2 tane hurma yiyebilirsiniz. Bu güzel bir ara öğün seçeneği olur. Sonra eve geldik. Yine koşturmaca var. Normal akşam yemeğimizi hazırladık. Akşam yemeğinizde un eklemediğiniz sürece her gün çorba içebilirsiniz. Ana yemeğinizi yine susuz olarak yiyin. Protein grubu, tavuk, balık, et bunlardan tüketirken kızartma olmasın. Onun dışında istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Sebze yemeklerinizden susuz olarak yiyebilirsiniz. Pilav makarna çok tercih etmeyin. Bulgur pilavı yine arada olabilir. Beyaz ekmek kesinlikle olmasın. Tam buğday ekmeği 1-2 dilim yiyebilirsiniz. Salatamızdan her gün olsun mutlaka. Sofralardan eksik etmeyelim salatayı. Yoğurt, sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri varsa yoğurdumuz olabilir. Ama et, tavuk varsa
Yoğurttan uzak duruyoruz. Balık varsa yoğurttan uzak duruyoruz. Sonra kahvaltıda bir akşam yemeği yaptık. Akşam yemeğinden sonraya da istersek belki bir tane meyve yiyebiliriz. Yanında bir bitki çayı içebiliriz ama daha fazlası olmasın. Gün boyu sağlıklı bir şekilde beslendik. Son öğünümüzden 2 saat sonra da yatabiliriz. Bunları yaptığımız zaman sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Ama diğer bir nokta var ki su tüketimi. Günün içinde 2,5 litre su içmemiz gerekiyor. İçilen çay kahve kadar da ekstradan su içmemiz gerekiyor. Çünkü çay ve kahve diüretik olduğu için vücudumuzdaki suyu atıyor. Ve diyelim ki 2 kupa kahve içtik. Bu da 500 mililitre yaklaşık olarak su yapıyor. Pardon, 500 mililitre yapıyor. Bunu tamamlamamız için 500 mililitre suyla tamamlamamız lazım. 2,5'la birleştirdiğimizde toplamda 3 litre su içtiğimiz zaman sağlıklı bir şekilde vücudumuzun ihtiyacını karşılamış, su ihtiyacını da karşılamış olacağız. Bunlara dikkat ettiğimizde rahatlıkla kilo vermemiz mümkün ve kendinizi çok daha dinç hissedeceksiniz. Şimdiden denemenizi tavsiye ederim.